بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ فِي الظَّاهِرِ. Peki şimdi bu babda da şunu beyan edecek. İki adam mahkemeye girdi. Birisinin konuşması güzel, avukatı güzel, yalancı delil var elinde. Hakime nekrimi aram etti. Hakim de baktı, bu haklı gördü onu, haklı zannetti. Hüküm verdi, hak senindir. Halbuki haksız adam. Haksız olduğu halde hakimin hükmünü kazandı. Hakikatte nasıl olur? Zahirde kazandı ama ahirette mesuliyetten kurtarır mı? Kurtaramaz mı? فَيَكُونِ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ. Hakikatte o zahirdekinin hilafını. Bu nasıl olacak? Şimdi bu meseleyi beyan ediyor. حَدَّسَنَا بْنُ أَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا بُلْيَمَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبِ بْنَ أَب۪ي حَمْزَ اَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتِ أَب۪ي سَلَمَ. Onu da sahidin. Sahi değil. Seleme'yi yanlış yazmış. Peygamber Efendimiz'in Ezvat-ı Mütahharat'tan Ümmü Seleme var ya, onun kızı. Zeynep'in evvelki kocasından. Zeynep binti Ebi Seleme ve ümmeha Ümmü Seleme. Anası da Ümmü Seleme. Ahbarethu, Hazreti Ümmü Seleme ona haber verdi ki enne ümmeha Ümmü Seleme. Zeynep diyor ki benim anam bana haber verdi. Kalet. Ümmü Seleme radıyallahu anha dediler ki Semi'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem celebete hisamin inde babili. Kapının önünde bir kavga gürültü işitti. فَخَرَجِ اِلَيْهِمْ. Acaba bu gürültü nedir, çıktı dışarı. فَقَالَ. Dedi ki اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ. Onlara dedi ki ben beşerim. وَاِنَّهُ يَاتِ الْخَصْمِ. Bana bir adamın hasmi gelir. وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ اَنْ يَكُونَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْدٍ. Muhasebe için bana gelirsiniz. Fakat birisi beliğ, fasih, konuşması güzel olur. Öteki ifadeyi meram edemez. فَاَقْضِي لَهُ بِذَالِكُ. O fasih beliğ güzel söylediğinden hak onu zanneder, onun lehine hükmeder isemse. وَاَحْسِبَ اَنَّهُ صَادِكُ. Zannederim bu doğrudur diye onun lehine hükmedersem. فَمَنْ قَدَيْتُ لَهُ. Siz bilin ki ben kimin lehine hükmedersemse, bir hakkı Müslümin başka bir Müslümanın hakkını ona verirsemse, فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. O alan adam bilsin ki ben bir ateş parçası ona verdim. Niye? Kendi fasih böyle konuşması güzel. Konuşmasından Resulullah Efendimiz beşer vahiy. Orada her yerde gelmez. Ben de dedim ki hak senindir dedi. O tekinden aldım, ona verdim. Halbuki hakikatte de böyle değil. Alan adam bunu bilsin ki zulmen almış olduğu o şey bir ateş parçasıdır. فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. O ateşten bir parçadır. فَلْيَخُذْهَا اَوْلِيَدَاهَا. İsterse alsın o ateşi, isterse bıraksın. Demek ki davacı, dava eden adam kendisinin haklı olduğunu bilirse gitsin dava etsin. Yok, kendisinin haksız olduğunu bilir de gider, bir avukat tutar, para yedirir, hükmü alırsa bilsin ki cehennemden bir parça ateş alır. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. أين حديث الشريف؟ إمام التحاوي başka bir senetle daha rivayet ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة. Yani rivayet Hazreti Zeynep'e, o da anası Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet ediyor. قالت أم سلمة buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki إنكم تختصمون إلي. Siz birbirlerinizle muhasebe eder bana gelirsiniz. وإنما أنا بشر. Ben bir beşerim. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي. Caiz ki işlerinizden bazıları hüccetini daha güzel lehne eder. Güzel konuşur. Konuşma tarzı güzel olur. فَاَغْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ. Ondan eşittiğim sözler üzerine hakkı ona veririm. Haklı zannederim. Halbuki hakikatte haklı değil. فَمَنْ أَقْضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا. Siz bilin ki ben bir adamın lehine hüküm veririm. Diğer Müslüman kardeşin hakkını alır da kendisine verirsemse. فَاِنَّمَا أَقْدَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَخُسُ. Benim o vermiş olduğum hüküm ateş cehennem parçalarından bir parçadır. Zinhar almasın. Efendim Resulullah hükmetti.
Resulullah beşerdir. Bu hususta vahiy de gelmedi. Senin konuşman güzel. Zannetti ki sen haklısın. Zannı galipti. O da bir beşer. Binaenaleyh Resulullah Efendimiz'in hükmüne itimat etme. Kendin hakikaten haklı olduğuna itimat edeceksin. Eğer haksız olarak gittin de Resulullah Efendimiz'i ifade ettin, hükmü lehine aldınsa Resulullah Efendimiz diyor ki bunu almasın, o cehennemden bir parçadır, ateştir. Ali ibn Ma'bad قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف حضرة أبو هريرة رواية يقولون حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد سمعوا من عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت Ümmü Seleme'nin kölesi Abdullah ibn-i Nafi diyor ki ben Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anhadan işittim. Talet, Hazreti Ümmü Seleme buyurdular ki Câe racülâni minel ensar, ensardan iki adam geldiler. Yahtasimâni birbirleriyle muhaseme dövüşür oldukları halde. İlen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldiler. Ne hususunda? Fî mevârise beynehumâ kaddürise. Aralarında miras varmış, üzerinden zaman geçmiş, eskimiş bir miras. Bunun üzerinde muhaseme ediyorlar. Hayır, benim hakkımdır. Öteki diyor, benim hakkımdır. Demek ki meseleyi de tam bilmiyorlar. Zaman geçmiş. Şüphe üzerine ikisi de dava ediyorlar. Bir dava için Resulullah Efendimiz'e geldiler. Ya Resulullah sen hükmet. Leyset beynehuma beyine. Peygamber Efendimiz beyineyi söyledi. Hiçbirisinin beyinesi yok. Tabi şahit lazım hak hangisine. Ne onun şahidi hücceti var, ne onun hücceti var. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki innema ene beşer. Ben bir beşerim. Ve innehu yetil hasb. Bana davacı gelir. Ve lealle ba'dekum en yekune eblağa min ba'd. Gelen adamlar içinde bazısı daha beliğ, daha fesih olur. Feakdi lehu bizalik. Onun konuşması sebebiyle haklı zannederim, onun lehine hükmederim. Ve ahsibennehu sadık. Zannederim ki o doğrudur. Halbuki doğru değil. Ama ben öyle zannımda galat, hata eder, öyle hükmedersemse femen kadeytu lehu her kim ki ben onun lehine kaza eder, hükmederim. Ve hakkı müslimin, başka bir müslümanın hakkını alır, ona veririm. Fe innemâ hiye kit'atun minen nâr. Bu ateşten bir parçadır. فَلْيَخُذْهَا اَوْلِيَدَاهَا İsterse alsın, isterse almasın. Bilsin yalnız, bilsin ki benim o hükmüm onu cehenneme götürür. Niye? Haksız olduğu halde konuşması güzel, oradan kazandı. Ben öyle zannettim. Bunu böyle deyince فَبَكَرْ رَجُلًا O ensardan olan iki kişi de ağlamaya başladılar. Eyvah! Cehennemden bir parça alacağım. Ben hak dava ediyorum şimdi. Biz cehennemden kaçıyoruz, ateşten kaçıyoruz, ateşe mi gideceğiz? Ağladılar. Ve kâle kullu vâhidin minhumâ. Onlardan her birerleri dediler ki, hakkıyla ahi, benim hakkım kardeşim olsun, işte Müslümanlık böyle olur. O dedi ki ben istemiyorum, bu onu olsun. Öteki dedi ki ben istemiyorum, sen olsun. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki o ki ikisi birbirine dediler, o dedi ben ona verdim, o da dedi ben ona verdim. Emma izâ fealtumâ hâdâ. O ki bunu yaptınız. Emma izâ fealtumâ hâdâ. Yani bu derste de uyumak hakikaten zevksüzlük. En mühim bir meselede ne uykudur ya? Emma iza fealtuma hada. Madem ki siz bunu yaptınız. Niye? O diyor ki ben hakkımı ona verdim. Öteki diyor ki ben hakkımı ona verdim. Öyleyse fezheba siz gidiniz. Faktasima bunu taksim ediniz. Bu aradaki davalı olan miras meselesini aranızda taksim ediniz. Ve tevekhaya el hakka. Hakkı da arayınız. Yani haksızlık etmeyiniz. Adalet üzerine taksim ediniz. Ondan sonra sümmestehima. Ondan sonra Kur'a atınız. Onu teksim ettikten sonra an bu sene bu bene, an bu bir kısmı bu da bir kısmı, ondan sonra Kur'a atınız. İsteyim demek o. Kur'a atınız. Sümmel yuhallil. Sümmeden sonra lan sakin okunur. Sümmel yuhallil kullu vahidin minkuma sahibahu.
Ondan sonra da her biri ötekinden helallik alsın. Senin hakkın bana geçtiyse helal et. Öteki de senin hakkın bana geçtiyse helal et. İşte böyle oluyor. Demek ki şüpheli davalarda böyle olacak. Bak Resulullah Efendimiz yolu gösterdi. Bir dava var, adam bilmiyorum. Benim diyor, öteki de benim. Ne onun delili var, ne onun delili var. Öyleyse ne yapacaklar? Adalet üzerine onu bölecekler, ondan sonra kura atacaklar. Ondan sonra bir de helallik alacaklar ki kıyamet günü birbirinin üzerine hak geçmişse cehennemde Cenab-ı Hak yapacak. Haddesene İbn-i Merzuk, kâle haddesene Osman İbn-i Ömer, kâle akberene Üsamet İbn-i Zeyd, fezekere bi-isnâdihim islahu. Haddesene Yunus, kâle haddesene Abdullah İbn-i Nafi-i Sâir, kâle haddesene Üsamet, fezekere bi-isnâdihim islahu. Yani aynı hadisi şerifi başka senetlerle ispat ediyor. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahip oldular ki, ilâ enne kulle qadâin qadâ bihi hakim. Her bir hüküm ki hakim hükmetti, kesti attı. Neden? Min temliki malin, bir malın temlikinden birisinden aldı, birisine verdi. Ev inaleti milkin, bir milke nail olamıyor. Hakim hükmü diyor ki bu senindir, ona nail oluyor. Emmalin maldan, ev min isbati nikahin, nikahtan, birisi nikah iddia ediyor. Öteki hayır, nikah yoktur diyor. Fakat öteki nikah ispat eden adam, dalavereyle yalancı şahidine mesela kazanıyor. Nikah ispat ediyor. Ev min hillihi bitalakin. Yahut da talak vakı olmuş mu olmamış mı hakim? Bunu hükmediyor. Ev bima eşbehu. Buna benzer şeyler hakimin hükmünden çıkıyor. Fakat vakiin hilafi, hakikaten hilafi. Enne zâlike kullehu ala hükmil batin. Bunların hepsi batinin hükmü üzerinedir. وَاَنَّ ذَٰلِكَ فِي الْبَاطِنِ Bunlar batinde ise كَهُوَ فِي الظَّاهِرِ Zahirdeki gibidir. وَجَبَ ذَٰلِكَ Bu vacip oldu عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمِ Hakimin hükmettiği üzerine vacip oldu. Ulemadan bir kısmı diyor ki madem hakimin hükmü oldu bitti doğrudur. Mesul değildir. Yahu sen bu mali dava ettin. Yalancı yere iki şahit getirdin. Şahitlerin yalan şahadetiyle davayı kazandın. Hakim de seni hükmetti. Ama sen biliyorsun ki bu mal senin değil. Diyor ki biz ona karışmayız. Hakimin hükmü çıktı ya, o mal onundur. Zahirdeki, batın batındaki zahir gibidir. Yani o adamın helal malıdır. Niye? Hakimin hükmü var, çıktı. Ulemanın bir kısmı böyle dedi. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكْ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدَانِ Eğer batindeki hüküm o şahitlerin şehadetinin hilafına olsaydı ve ala hilafi ma hakeme bihi bi şehadetihima alel hükmü zahir. Hakim o iki şahidin hükmüne göre hükmetti ya zahirde. Evet. Eğer böyle olsaydı lem yekun kadâul kâdi muciben şeyen. O vakitte kadının hükmü neydi? Neyi mucib olacaktı? Madem ki batinde başka türlü şahitlere itibar yok. Hakimin hükmüne itibar yok. Bu hakim ne için buraya koyulmuş ve ne için hükmediyor? Sebebi ne? Onun için diyor ki biz hakimin hükmüne bakarız. Hakim hükmetti mi? Davacı haksız olsa bile ona helaldir diyorlar. Evet. Sun yahut da helal kılmak olsun bu gibi hükümler boşa giderdi. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَادَ الْحَد۪يسِ İşte bu hadise, bu hadisiyle de istidlal ettiler. Ulemadan bir kısmı böyle dediler. Evet. Yani hangi hadis? Hani ashabtan iki kişi geldi de miras davasında dedikodu ettiler. Peygamber Efendimiz delil istedi. Delil bulunmayınca öyleyse gidin, teksim edin, kura atın ve birbirinizden helallik alın dedi. İşte bu hadisle delalet ediyor ki hakimin hükmü keser atar. Ve mimmen kâle bizâlike Ebu Yusuf. Böyle hükmedenlerden birisi de İmam Ebu Yusuf'tur. İmam Ebu Yusuf hakimin hükmüne bağladı. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Fakat ulemadan diğer bazıları buna muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki مَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ تَمْلِيكِ مَالِ Bu şeyden, mal temlikinden olan şey birisinden malı alıyor, ötekine temlik ediyor. فَهُوَ عَلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ Bu zahirdeki gibi değildir. Batinin hükmü üzerinedir. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi
ben قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. Ben bir Müslümanın hakkından, malından keser de başkasına hükmedersemse, o adam فَاِنَّمَا أَقْدَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Ben ona nardan bir parça kestim verdim. Bak, bu hadis-i şerif mucebince zahirdeki hüküm başka, batindeki hüküm başka. Zahirde Resulullah Efendimiz diyor, ben haklı gördüm, böyle hükmettim ama fakat alan adam kendi haksız olduğunu biliyorsa bilsin ki cehennemden bir parça aldı o. Ateşten bir parça aldı. وَمَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ قَضَاءٍ بِطَلَاقٍ اَوْ نِكَاحٍ بِشُهُودٍ ظَاهِرُهُمُ الْعَدَالَةُ وَبَاطِنُهُمُ الْجَرِحَةُ. Yok bir de var ki kadı hükmediyor talak, nikah, fakat şahitlerin şehadetiyle ki o şahitlerde zahir olan da adalet. Yani sağlam adamlar, çürükler değil ama batinleri çürükmüş, zahirde adalet. Doğru adamlar görülüyorlar ama yalancı adamlarmış. Hakim anlamadı, ne bilsin yalancı, zahirine baktı. Adil zannetti, onların hükmüyle hükmetti, hakimin hükmü yanlış gitti. Şimdi zahirine mi bakacağız, batinine mi? فَحُكْمُ الْحَاكِمْ بِشَهَادَتِهِمْ. Hakimin onların şehadeti sebebiyle hükmü عَلَى ظَاهِرِهِمْ, zahirlerine nazaran. اَلَّذ۪ي تَعَبَّدَ اللّٰهَ اَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ مِسْلِهِمْ مَعْهُ. O hakimin Allah'a karşı ibadeti neydi? İki adil şahit gelirse, o onların şehadeti üzerine hüküm vermekti. Hakim de o vazifesini yaptı. Baktı adamların zahiri hallerine güzel, onların şehadetleriyle o hükmü verdi ki bu Allah'a karşı vazifesi de bu. Böyle yaptı. فَذَٰلِكَ يُحَرِّمُ فِي الْبَاطِنِ كَحُرْمَتِهِ فِي الظَّاهِرِ. Bu şahitler halbuki yalancıydı. Hakim hükmetti ama hakimin hükmetmesiyle bu helal olmadı. Niye? فَذَٰلِكَ يَحْرُمُ فِي الْبَاطِنِ يَحْرُمُ. Bu batinde haramdır. Davacı sen biliyorsun, yalancı şahitleri getirdin, hakimi kandırdın, hakim bunlara doğru zannetti, hükmü verdi. Fakat bu haramdır, bunu yapmak haramdır. Ne gibi? كَحُرْمَتِهِ فِي الظَّاهِرِ. Zahirde haram olması gibi batinde de haramdır. Yani zahirde bir adam delilsiz, hakimin hükmü olmaksızın geçse birisinin malını alsa nasıl haram ise, böyle hakimi kandırıp yalancı şahitleri düzüp gidip de hükümle bir mal almak, o da haramdır. Ve delilu ala hada, bunun üzerine delil de ma'ul bir hadistir ki kad ruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mütelâineyni. Zevcü zevce, birisi birisine zina isnat etti, şahidi yok. Lian yaptılar, birbirlerine lanet ettiler. İşte Resulullah Efendimiz'in burada vermiş olduğu hüküm buna delildir. Ondan sonra hadis geliyor mütelaini. Yarın orada kalsın. Yarın da oradan okuyalım. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve delilu ala hada ma kad ruvye an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fil mütelaineyni. İmam Ebu Yusuf'un dediğine muhalif olarak İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed'in kavullerini getiriyor ki onlar ona muhalefet ettiler. Onların dediğine de delil nedir? Esas dava şu. Hakim bir hüküm verirse, vermiş olduğu hüküm hakikate muhalif olursa, zahirine bak değil, hakimin vazifesi, şahitler güzel, delil tabi hüküm verdi. Fakat hüküm hakikatin hilafına çıktı. İmam Ebu Yusuf diyor ki tamam, hakimin hükmü mucebince emel etmek vaciptir. O zahire baktı, zahire göre hükmetti. O Allah'a karşı da böyle mükelleftir. İbadet yoluyla Allah siz zahire bakın, batine bakmayın. Ya kadı da baktı, şahitler yalancıymış, ne bilsin. Hükmü verdi. Binaenaleyh onun vermiş olduğu hüküm zahire de nasıl doğru ise batinde de doğrudur. İmam Ebu Hanife diyor ki hayır. Zahirde doğrudur, batinde doğru değildir. İhtilaf burada. İmam Ebu Yusuf diyor ki madem hakimdir, Allah da ona bu selahiyeti vermiş, zahire göre verdi, batinde de öyle olur. Yo, İmam-ı Azam de diyor ki hayır. Zahirde doğrudur ama fakat batine muhalif olduğundan dolayı batinde öyle değildir. Nitekim bunun delili de bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütelaineyn olan zevcü zevce hakkındaki hadisi getiriyorlar. Bu delildir. O hadis ne?
bir adam ailesinin bir yabancı adamı gördü. Gördüğü gibi geldi dedi ki ya Resulallah ben bunu öldürsem siz beni öldüreceksiniz. Öldürmesem ne yapacağım? Ben razı mı olacağım ailemin böyle zina etmesine? Bu vakitte li'an ayeti nazil oldu. Yani böyle bir şey olursa sen ben doğru söylüyorum bu kadın zina etmiştir diye 4 defa, 3 defa şeydir eşhedü billah, 4. de lanet okuyacak kendisine. Ondan sonra kadın da gelecek bu şekilde de lanet yapacaklar. Buna telaun diyorlar. Ondan sonra aralarını hakim tefrik edecek ve Resulullah Efendimiz de böyle yaptı. Onu delil getirdiler. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فالمستفرقة بين أخوي بني العجلان بني عجلان iki kardeşi بني عجلان'dan koca kadın أخوي demesi iki sekketen kardeş değil de kadın koca fakat بني عجلان kabilesinden bunların ikisinin arasını tefrik etti. وَقَالَ لَهُمَا onlara dedi ki حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ sizin hesabınız Allah'adır. Hanginiz doğru, hanginiz yalan ben bilmiyorum. Vahiy gelmedi. Adam diyor ki bu kadın zina etti. Kadın diyor ki etmedim. Peygamber Efendimiz diyor ki ben bilmem. Hesabınız Allah. Allah'a havale ediyorum. اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاتِبُ Allah biliyor ki biriniz yalancısınız. Hanginiz yalancı ben bunu bilmiyorum dedi. لَا سَب۪يلَ لَكَ عَلَيْهَا Bu sefer adama dedi ki sizin biriniz yalancı ama senin bu kadına bir sebilin yok. Hani kaldırayım ben başka erkekle gördüm burayı mı öldüreyim yok sana bu yok. Bunu öldüremezsin dedi. La sebile leke senin için bir yol yoktur aleyha kadın üzerine. Ne olacak? Şimdi adam şaştı kaldı. Kale ya Resulallah sudaqiyellezi estaktuha ben buna mehir verdim. Şimdi mehrimi isterim dedi. قال لا مال لك عليها sen ondan alacağın bir mal yok o sene boşu değil o kadın in kunta astakta aleyha sen eğer ona mehir verdinse fehve bimestahlalta min ferca sen onun fercini helal kıldın onunla şeriat döşeğinde yattın kalktın mehir onun mukabilidir dedi ve in kunta kadiben aleyha yok sen yalancıysansa yani sen doğruysansa o bir erkekle zina ettiyse sen de ona mehir verdinse o vaktiyle o kadından düştün kalktın onun mukabili. Yok yalancıysansa kadına iftira ediyor isense فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ daha uzak. İftira ediyorsunsa daha hiç alamazsın. Ne mehir istiyorsun sen? Şimdi bu hadisi şerif bir. Bak Resulullah Efendimiz'e vahiy gelmediğinde hangisinin yalancı, hangisinin doğru olduğunu bilmedi ve hükümde yapmadı. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد زهري diyor ki سهل بن سعد işittim يقول derdi ki شهد النبي صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'e şahit oldum فرق بين المتلاعنين kadın ve kocadan böyle telaun edenlerin aralarını ayırdı فقال يا رسول الله o adam dedi ki ya Resulallah كذبت عليها ben ona yalan söylemiş olurum in emsektuha eğer onu tekrar alırsamsa, yani ben ona söyledi ki bu kadın zina ediyor, telaun ettiler. Tekrar o kadını ben alırsamsa demek ben yalancıymışım. Yok ben yalancı değilim, doğru bu kadın zina etti, ben onu tekrar almam dedi. Telaundan sonra. Haddesena Yunus kâle haddesena İbn-i Vehbin kâle haddesena Hilal yani İbn-i Şehab enne sehle bine sa'din sa'idiyye akberehu. İmam Zühri diyor ki Sehl ibn Sa'd bana haber verdi ki enne Uveymir el-Aclaniye Aclan kabilesinden Uveymir isminde bir sahabe Câile Asim ibn Adiyye el-Ensari Ensardan Asim ibn Adiyye o da başka bir sahabe ona geldi. Şimdi esas veke sahabelerin arasında oluyor. Uveymir kendi ailesiyle bir yabancıyı gördü. Ne yapacak? Adamı öldürecek mi? Öldürmeyecek mi? Öldürse kendisini öldürecekler, kısas yapacaklar. Asim ibn Adiye geldi dedi ki fekale lehu ona dedi ki arayte ya Asim lev enne raculen veceden me'am ra'etihi raculen ya Asim bir adam kendi ailesiyle birisini görürse ayaktuluhu fetaktulunehu o onu öldürsün sonra siz de onu kısas edesiniz böyle mi yapacak? Evet. Em keyfe yefer yahut ne yapacak? Bunun çaresi ne?
ya o onu öldürecek, onlar da ha sen bu adamı öldürdün, kısas yapacaklar. Ya böyle olacak, ya başka ikinci şekli nasıl olacak öldürmese, kısasa razı olmasa. Selli an zaliki asim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi git, benim için Resulullah'tan sor. Yani kendi başında ailesi oynaştırmıyor. Ben adamı öldüreyim de siz de beni mi öldürürsünüz, yoksa yol nasıl, ne yapacağım ben? Git bunu Resulullah'a sor dedi. فَلَمَّا رَجَى عَاسِمْ اِلَى اَهْلِي عَاسِمْ Peygamber Efendimiz'in yanına gitti, geldi. جَاهُ عُوَيْمِرْ عُوَيْمِرْ kendi komşusu gitti ona. فَقَالَ يَا عَاسِمْ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz ne dedi? Gittim meseleyi sordum. Resulullah Efendimiz ne cevap verdi? فَقَالَ عَاسِمْ Asim dedi ki, يَا عُوَيْمِرْ لَمْ تَاتِينِ بِخَيْرٍ Sen hayır getirmedin. Hayır bir şey değil ki bu. Bu meseleden dolayı bir hayır getirmedin sen dedi. فَزَكَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا Senin soracağın bu meseleyi Peygamber Efendimiz zikretti dedi. Ama hayırlı bir iş değil. Ne desin? Hazreti Asim ne desin? O da şaştı kaldı. فَقَالِ عُوَيْمِرْ عُوَيْمِرْ dedi ki لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا Bu meseleyi ben böyle bırakmam. Giderim Resulullah Efendimiz'den bizzat sorarım dedi. Madem sen bana netice cevap getirmedin. فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرْ عُوَيْمِرْ gitti حَتَّى اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e geldi. وَسْتَ النَّاسِ Nas'ın ortasında. Şenlikin ortasında Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıktı. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dedi ki ya Resulullah, اَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَمْ رَأَتِهِ رَجُلًا Bir adam hakkında ne dersen ki kendi ailesiyle beraber başka bir erkeği gördü. وَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ O onu öldürsün, siz de o katili öldüresiniz, böyle mi yapsın? Em keyfe yapar. Yahut da ne yapsın bu adam? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يكَ وَف۪ي صَاحِبَتِكَ Senin ve hakkında ve senin sahiben yani ailen hakkında Allah-u Teala vehil imzal buyurdu. Demek ki Asim'in Peygamber Efendimiz'in zikrettiği dediği buymuş. Ayet nazil olmuş. Telaun ayetleri nazil olmuş. Sen meseleyi soruyorsun. Cenab-ı Hak o sizin ikinizin seninle ailen hakkında ayeti kerime inzal etti. Fel izheb fe'ti bihaket aileni getir dedi. Kale sehlün Sehl ibn Sa'd diyor ki gitti ailesini getirdi. Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkardılar. Adam dedi ki ben bu kadının filan adamla zina ettiğini gördüm. Kadın da dedi ki yalan söylüyor. Fetela'ana telaun ettiler. Ayet-i kerimede var ya. Nasıl ayet-i kerime? Estağfirullah. Vellezine yarmune ezvacahum ve lem yekullahum şuhedâhu illa enfuzuhum. Feşehadetu ahadihim erba'u şehadatim billah innehu lemine s-sadiqin. Vel khamisetu enne la'natallahi aleyhi inken minel kâdibi. Eyvah. Eşhedü billah dedi. Eşhedü billah. Dört defa şehadet edecek ki ben bu sözümde doğruyum. Eşhedü billah inneni lemine sadikim. Ben bu kadına bu iftira etmiyorum. Söylediğim doğrudur. Beşincide de diyor ki vel hamise eğer kendisi yalancıysa laneti kendisine söylüyor. Allah diyor lanet etsin yalancıya. Ondan sonra şimdi sıra geldi kadına. Bu adam lanet etti. Kadına sıra geldiğinde kadın telaun etmezse, iba ederse rejim edilir. Demek ki sabit oldu zina. Yok, kadın da telaun ederse ve yedrev anhel azab en teşhedü erba'at şehadatın billah innehu leminel kâdibin. O da diyor ki kadın eşhedü billah innehu leminel kâdibin. Dört defa der ki ya ben şehadet ederim ki bu adam yalancı, ben iftira ediyorum. Beşincisinde Allah'ın gadebi kendisi üzerine olsun ki yani o adam yalancıdır. Erkekte lanet, kadında gadep kullanılıyor. Hatta müfessirin diyorlar ki kadın kısmının ağzı lanete alıştı, ondan kolay gelir. Cenab-ı Hak değiştiriyor. Gadep diyor ki kadın yalancıysa telaun etmesin, lanet etmesin. Tabi adam lanet etti, telaun derler. Kadın da bu sefer o yalancıdır dedi. O da lanet etti. Resulullah Efendimiz hangisi doğru, hangisi eğri? Vehi gelmedi, bilinmedi. Teravun ettikten sonra ne yaptı Peygamber Efendimiz?
aralarını tefrik etti. Ve anem evet. Kale sehlun fetela'ana ve anem me'annas inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek bir telavun etti. Kadın da telavun etti. Diyor ben de nasıl beraber oradayım. Yani milletin içinde oldu, cemaatin içinde. Felemma feraga. Vaktaki ikisi de telavun ettiler. Şimdi ailesini Ali Bey'e mi götürecek? Kale Üveymir. O vakitte Üveymir kocası dedi ki kezibtu aleyha ya Resulullah in emsektuha. Ben tekrar bunu alır evime götürür ailem dersemse ben yalancı olmuş olurum. Hem kadın zina etti dedim, telavun ettim, hem de onu götüreyim evime. Demek ki ben yalancıymışım, yapmam bunu, götürmem, ben yalancı değilim dedi. Fatallakaha selasen. Onu üç talakla boşadı orada. Kable en ye'murehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz öyleyse boşa demeden kendisi talak verdi. Kale ibn-i Şihab fekânet sünnetel mütelâineyni. Telâun eden iki kimsenin sünneti bu oldu. Kadın koca arasında böyle bir dava olur da telâun ederlerse sünnet olan o adam o kadını orada üç talakla boşayar. Derine götürme. Sünnet olan bu. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا المادشون عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم قال جاءني عويمر ثم ذكر مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن أبي داود ترك إلى ذا رواية ديور فقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم biz bildik ki Resulullah Efendimiz لو علم الكاذب منهما بعينه bu ikisinden birisinin birisinin yalancı olduğunu eyniyle bilseydi. İkisinin birisi muhakkak yalancı. Yalancı ama hangisi Resulullah Efendimiz bilemedi. Kocası mı yalancı? Kadın mı yalancı? İkisinin birisi muhakkak yalancı. Fakat eyniyle hangisi yalancı? Bunu Cenab-ı Hak Peygamberine bildirmedi. Peygamber Efendimiz bilemedi. Lem yuferrik beynehuma. Eğer Resulullah Efendimiz bilseydi aralarını tefrik etmezdi. Talak ver demezdi. Ya ne yapardı? وَلَمْ يُلَعِنْ gelin telaun edin. Böyle de demezdi. لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ صَادِكَ bilseydi ki kadın doğru. Adam iftira ediyor. لَحَدَّ زَوْجَ لَهَا بِقَسْفِ اِيَّهَا زَوْجَ elif fazla. Kadının doğru olduğunu bilseydi kocasına dedi ki sen buna iftira ediyorsun. İftira edenin cezasına kadar seçten değinir. Seçten değinir onu vurur. İftiranın cezası değil mi? وَلَوْ عَلِمَ اَنَّ الزَّوْجَ صَادِكُ yok. Erkek sadık kadın yalancı olduğunu bilseydi لَحَدَّ الْمَرْأَةَ بِالزِّنَا o vakitte kadına had vururdu. Zina haddi. Neydi? Rejim. Rejim edilecekti. اَلَّذ۪ي كَانَ مِنْهَا ondan o sadır olduğunu bildi. Ama Resulullah Efendimiz bilemedi. Erkeğin doğru olduğunu bilse kadın rejim edilecek. Kadının doğru olduğu bilinse sen bu mühsene olan bir kadına kesfettin, 80 değenek erkeği vurulacak. Resulullah Efendimiz bunları yapmadı. Yapmadığında, niçin eyniyle bilemediğinde yapmadı. فَلَمَّا خَفِيَ السَّادِقُ مِنْهُمَا عَلَى الْحَاكِمِ Hakim olan Peygamber Efendimiz'e bu gizli oldu. Hangisi bunların doğru? Allah-u Teala onu bildirmedi Peygamberine. وَجَبَ حُكْمُنْ اَخَرِ Orada üçüncü bir hüküm oldu. Hüküm neydi? Bilseydi erkeğe had vuracaktı. Yahut da kadını rejim edecekti. Bilinmedi. Bilinmediği gibi üçüncü bir hüküm çıktı arada. فَحَرَّمَ الْفَرْجِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْبَاطِنِ وَالْزَّاهِرِ Batinde ve zahire erkeğe dedi ki daha buna yaklaşamazsın, bu kadına yaklaşamazsın. Buna yaklaşmak haramdır. وَلَمْ يَرُدَّ ذَٰلِكْ اِلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ Bunu da batinin hükmüne havale etmedi. Zahirde, batinde. Zahirde bu böyle ama batinde helaldir götür gene ailen olarak kullan demedi. Zahirde batinde. Ne oldu? Adam talak etti, ayrıldı ikisini. فَلَمَّا شَهِدَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ Şehide mi şehide mi? سَبَتَ اَنَّ كَذَٰلِكَ الْفُرَقَ Fırak da yok. Ben bu fırakı anladım. Fırak da yok. Fırak diye yok. El-fırk, el-fırak, fırak kelimesi yok. فَلَمَّا شَهِدَا فِي الْمُتَلَاعِلَيْنِ Telaunde olan buna ikisi de, iki tarafta kadın koca şahit oldular. سَبَتَ اَنَّ كَذَٰلِكَ Sabit oldu ki böylecedir.
El firaku, firak olmaz da el furraku olur. El furraku cemiyet, farikler. Ona bir şedde koyalım daha iyi olur. Siz gene arayın bakın. Eğer furrak, farikin cemiyet. Kulleha, böyle farklı olan meselelerin hepsi böylecedir. Vel qada'u bima leyse fihi temliku emvalin. Öyleyse şimdi bundan anlaşıldı ki vel qada'u hukum. Bima bir şeyle ki leyse fihi temliku emvalin. Mal temliki yok. Bir hüküm var ama birisinin malını alıp birisine vermiyorlar. Senin nikahın sabittir yahut telakın vakidir. Mal meselesi yok da bu gibi meseleler. Bu yemin vakidir, bu yemin vaki değildir. Mal olmayan meselelerdeki hüküm. Ennehu ala hükmü zahir. O zahire göredir. Hakim nasıl hükmettiyse o öyledir. La ala hükmü batın. Batının hükmü üzerine değildir. O iki arada mal yoktur. Hakim zahire göre nasıl hüküm verdiyse o öyle gider. Ve enne hükmel kadi, kadının hükmü yuhdisu fî zâlik, bu mesele hakkında meydana getirir. Et-tehrime ve't-tehlile, haram olmasını, helal olmasını meydana getirir. Fî-zâhiri vel-bâtini cemiyen, zahirde, batinde. Adam talak vermiş, gitti, geldi, yalancı, doğru neyse, hakim hükmü verdiği yalancı ise günahı kendi boynuna. Hakimin hükmüyle dedi ki talak vakı olmadı, bitti. Adam ama yalan söylemiş, hakimi kandırmış. Zahirde de batinde de madem hüküm sadir olmuştur o adama, o ailesi helaldir. Yok, talak da mesele uydurmuş, dalaveri etmiş, hakim de zahire göre talak ile hükmetti. Talak vakı olmuştur. Mal olmayan meselelerde hakimin hükmü helal haram olmayı icap eder. وَلَمْ يُرَدَّ ذَٰلِكِ اِلَى حُكْمُ الْبَاطِنِ. Batine bu reddedilmez. Ama zahirde bu böyle ama batinde bu böyle değil. Yok. Madem hakimin hükmü sadir oldu, mesele tamamdır, bitti. Şeriatın kestiği parmak acımaz dedikleri gibi. Evet, şimdi bu mal olmayan meselelerde. Ve ennehu hilaful emval, bu mallar, bu meseleler malların hilafınadır. Elleti tukda biha ala hükmü zahir. Mallarda zahir üzerine hükmü olunursa, vehye fil batın, halbuki batinde ala hilafı zalik, bunun hilafınadır. Mal meselesi oldu mu? İkisi davacı, birisi birisinden para istiyor. Hakimin huzuruna gittiler. O para isteyen adam yalancı şahit uydurdu. Hakimi kandırdı. Hakimin hükmünü aldı. Adamdan cebren parayı aldılar. Yahut da arsa, yahut da milk neyse adamın elinden aldı. Şimdi zahire göre bu davayı kazandı ama batine göre kazanamadı. Bak mal da ayrılır. Niçin Peygamber Efendimiz ne buyurdu? İki davacı gelir de birisi daha fasihbeli olur, ben onun lehine öteki Müslüman kardeşinin hakkını alır verirsemse bilsin ki bir parça ateş verdim buna. Demek zahirdeki hüküm batini ıslah edemedi bu. Zahirde adam haklı ama batinde haklı değil. Öyleyse o adam bunu yapmasın. Hakimin hükmü var, bana helal olur demesin. Ayrıldı. İki mesele. فَتَكُونُ الْاَثَارُ الْاُوَلِ. Öyleyse varid olan hadisler, ki evvelce varid olan hadisler olur, hiye fil kadai bil emval, mallardaki hükümler hakkında. Peygamber Efendimiz'den rivayet ettik ya, sizden biriniz haksız olursa ben onun lehine hüküm versem bile zinhar onu almasın, ateşten bir parçadır. İşte bu maldaki hadisler bunun üzerine. Mal davasında olan hükümlere aittir. Vel asarul uhar, öteki eserler de hiye fil kadai bi gayril emval, mal olmayan yerlerdeki hükümlerdir. Hakimin hükmü helali harami muciptir. Yani hakimin hükmü neyse o tenfiz edilir. O da mal olmayan davalarda. O da neden? Min sebatül ukud, nikahların sübuti, akitlerin almak, vermek, bu gibi akitlerin sübuti ve halliha, bozulması, fesk edilmesi. Efendim biz alışveriş yapmıştık ama bozduk. Hayır bozmadı, hayır bozduk. Hakimin hükmüne, hakim diyor ki ya bozuldu ya bozulmadı, nedirse tamam, hakimin hükmü tutulur. Hatta tettefika maani vücuhil asar. Onun için hadislerin bir kısmı mal davalarına, bir kısmı mal olmayan davalara hamledilir ki hadislerin manaları müttefik olsun. Vel ehkam, hükümler müttefik olsun. Ve la tetadadde, birbirlerine zıt olmasınlar. Aralarını telif etti. Vakat hakema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mütebâyi'ayni. İki alışverişçi arasında Resulullah Efendimiz hükmetti. اِذَا اَخْتَلَفَا فِي السَّمَنِ. Parada ihtilaf ederlerse,
ve sil'atu qaimetun. Eşya ortada. O diyor ki ben bunu 10 riyala sattım. Öteki diyor ki 8 riyala aldım. İhtilaf var. Fakat o eşya orada duruyor. Ver benim paramı 10 riyala sattım. Hayır 8 riyala aldım. İhtilaf ederlerse. Böyle. Ennehuma yetehalefani ve yeteraddani. Peygamber Efendimiz diyor ki bunun hükmü o eşyayı almış olduğu, o eşyayı geri versin, öteki de almış olduğu parayı versin. Adam 8 riyal vermiş, öteki 2 riyal daha istiyor. Öteki diyor ki hayır verdim, ben bunu böyle aldım. Böyle bir şey olursa ne yapsınlar? Peygamber Efendimiz yemin etsinler. O der ki ben ona sattım, yemin eder. Öteki de yemin eder, ben 8 aldım. Ha, yemin ettikten sonra eşyayı geriye verip parasını alır. Hüküm böyle. فَتَعُودُ الْجَارِيَةُ اِلَى الْبَاِيَ Farz edelim ki arada cariyeyi satmış. Parasını da ihtilaf etmişler. Yemin ettiler, cariyeyi gerisin geri iade etti. Cariye iade olduğunda sahibine onu istifraş etmek helal olur mu olmaz mı diyor. وَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا Bu adam satan alışveriş bitmediğinden cariye kendisine döndü. Onun için kendi mali milkinden çıkmamış oldu. Onun fercü ona helaldir. Yani istifraş etse edebilir. وَيَحْرُمَ عَلَى الْمُشْتَرِ Müşteri üzerine haramdır. O ki yemin ettiler, eşyaları verdiler, müşteri cariyeyi teslim etmezden evvel onu istifraş etmesi haramdır. Niye? Alışveriş sabit olmadı. İstifraş etse yabancıya bir adamın cariyesini istifraş ettiğinden suçlu olur, haram olur. وَلَوْ عَلِمَ الْكَاذِبَ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ اِذَنْ Resulullah Efendimiz bu iki alışverişçinin birisinin yalan olduğunu aynen bilseydi ki bu bayi yalancı yahut da müşteri yalancı. لَقَدَى بِمَا يَقُولُ Sadık, sadık adamın dediğiyle hükmederdi. Müşteriye derdi ki sen yalancısın, bu adam doğru, 10 riyala satmış, sen 2 riyal daha ver. Yok, müşteri doğruysa der ki bunun sözü doğru, bu 8'i almış, sen yalan söylüyorsun. 8 riyal vermiş, eşyayı alır gider. Bak Resulullah Efendimiz size Cenab-ı Hak bildirmedi, bilmediğinden bu hükmü vermedi. وَلَمْ يَقْضِ بِفَسْقِ بَيْعٍ Bey'in feskiyle hükmetmedi. وَلَا بِوُجُوبِ حُرْمَةِ فَرْجِ الْجَارِيَةِ الْمَبِيَعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِ Evet. Ya, eynen yalancıyı bilmediğinden ne bey'in feskiyle hükmetti, ne de o cariyenin istifraşının müşteri üzerine hürmetinin vücubiyle evet, hükmetti. Ya onlar yemin ederler, reddederler. Cariye evvel ki sahibinin olur. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى مَا وَصَفْنَا Vaktaki bu dediğimiz, bu vasfettiğimiz şekilde oldu. كَانَ كَذَٰلِكُ كُلُّ قَضَائِ Her bir hükümle böyle oldu. Neyle hüküm? بِتَحْرِيمٍ اَوْ تَحْلِيلٍ Bir şey haramdır, helaldir. اَوْ اَكْدِ نِكَاهٍ اَوْ حَلِّهِ Bir nikah akdedilmiştir yahut da talak vakı olmuştur. Bunlar vakı oldu, bu hükümler ne üzerine vakı oldu? Alâ mâ hakemel qâdi, qâdının hükmettiği üzerine oldu. Fihi bu meselede, fi zahir, zahirde nasıl hükmettiyse o öyle oldu, hakimin hükmettiği gibi oldu. Lâ alâ hükmü fil batın, batindeki gibi değil, zahirdeki gibi oldu. Zahirde neyse, zahirde alan hakkı kazandı, yani günah tereddüt etmez daha. Ve hâdâ kavlâ bi hanîfete ve Muhammedin rahimahumullah. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in kavilleri de budur. Demek ki İmam Ebu Yusuf'le ayrıldıkları mesele bir şeyde. Eğer mal meselesi olmazsa müttefak orada hepsi. Hakimin hükmü neyse bitti. Zahirde batinde o. Zahirde doğru, batinde eğri olsa bile hakim hüküm verdikten sonra zahir, batin zahire tabi oluyor. Yok, mal meselesi olursa İmam Ebu Yusuf'la İmam-ı Azam ayrılıyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki orada da yine hakimin hükmü sadir oldu mi o haksızlık yapan adama helal olur. Madem hakimin hükmü çıktı ötekinin malını yiyebilir. Hakimin hükmü sebebiyle. İmam-ı Azam diyor ki yiyemez. Hakimin hükmü zahirdedir. Batinde bu adam haksızdır. İndi ilahide mesuldur. Kurasesi de bu.